Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programımızda Nisa suresinden devam edeceğiz. 75-79. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Bu bölümde Allah yolunda mücadele, Allah yolunda savaş, bununla alakalı bazı ilahi hükümlere yer veriliyor. وَمَا لَكُمْ Size ne oluyor ki? لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda savaşmıyorsunuz. وَالْمُسْتَضْعَف۪ينَ Ve müstadaf olanlar için, yani zaafa düşmüş, zillet meskenet içinde olanlar için savaşmıyorsunuz. Miner ricel ve nisa ve vel vilden, yani kadınlar, erkekler, çocuklar var. Bunlar muhtaç durumda, yardımınıza muhtaç durumda. Niye bunlarla alakalı Allah yolunda savaşmıyorsunuz? Ellezine yegulune ve bu kimseler şöyle dua ediyorlar. Rabbena ahricna min hazil qarya. Allah'ım bizi bu kariyeden, bu beldeden çıkar. Ez-zalim ehluha. Ehli zalim olan bu kariyeden bizi çıkar. Ve ce'allena min ledunke veliyye. Kendi nezdinden bize bir veli, idareci nasip et. Ve ce'allena min ledunke nasira. Ve kendi nezdinden bize bir yardımcı ver. Burada sebebi nüzul itibariyle baktığımızda Mekke'deki zor durumda olan Müslümanlara bakan bir durumla karşı karşıyayız. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslümanlarla Mekke'den Medine'ye hicret etti. Ama hicret etmeyenler de bir kısım Müslümanlar Mekke'de kaldılar. Bunlar Mekke'de çok zor şartlar altında ve müstadaf durumunda, yani kendilerinin dini değerleriyle alay ediliyor. Dini doğrudan güzel bir şekilde yaşama imkanı yok. Ve bunlar devamlı dua da ediyorlar. Ve dualarında diyorlar ki, Ya Rabbi, halkı zalim olan bu kariyeden, bu beldeden bizi çıkar. Bize kendi katından bir idareci nasip et ve kendi katından bize bir yardımcı nasip et. Böyle dua ediyorlar. Ve bu duaları makbul olmuştur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'den Mekke'ye sefer düzenlemiş ve neticede Mekke fethedilmiştir. Ve Mekke'nin fethedilmesiyle bunlar hem iyi bir idareciye kavuşmuşlar hem de artık zulmedilmekten, dini değerleriyle alay edilmekten kurtulmuşlar, rahata kavuşmuşlardır. Kur'an-ı Kerim evrensel bir kitap. Kur'an'ın hükümleri bütün zamanlara bakıyor. Dolayısıyla ayet-i kerimede tasvir edilen durumu tarihin hemen her devrinde görmek mümkündür. Şu anda da dünyanın bir kısım yerlerinde inancından dolayı hakaret edilen, inancından dolayı zor şartlarda bulunan kimseler var. Bunlara yardım etmek, bunlarla alakalı Allah yolunda bir mücadele vermek aslında her Müslümanın bir görevidir. Ve mesela ecdadımız Osmanlı bunu çok mükemmel bir şekilde yapmış. Osmanlı dünyanın her tarafındaki Müslümanlara elini uzatmış. Onlara yardımcı olmaya çalışmış. Ve dünyanın pek çok yerlerinde gerçekten yardıma muhtaç, zulüm altında inleyen kimseler bulunabiliyor. Tarih boyunca bulunmuşlar. Günümüzde de bulunabiliyor. Allah yolunda bir mücadeleyle onlara yardıma gitmeye çalışmak Müslümanların bir görevidir. اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ İman edenler Allah yolunda savaşırlar. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirlere gelince يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ tağut Onlar da tağutun yolunda savaşırlar. Burada Allah ve tağut birbirine mukabil olarak kullanılmış. Başka yerlerde de benzeri durumlar var Kur'an-ı Kerim'de. Mesela فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتْ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ Kim tağutu inkar eder, Allah'a da iman ederse فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَى لَنْ فِسَامَ لَهَا Hiç kopmayacak sağlam bir kulpa tutunmuş olur. Tağut, daha önce de dikkat çektiğimiz üzere batıl mabut anlamında Firavun gibi kendini ilah zanneden ve bazıları tarafından da ilah yerine konulan şahıslar,
veya şeytan veya nefsi emmare veya putlar veya benzeri şeyler, bütün bunlara tağut denilebiliyor. Ve Allah yolunda savaşmak veya tağut yolunda savaşmak. İşte ehli iman Allah yolunda savaşır. Yani ganimet elde etmek için, bir takım toprakları fethetmek için değil. Ehli iman Allah yolunda mücadele verirler ve gittikleri yere de adalet götürmeye çalışırlar, huzur götürmeye çalışırlar. Osmanlı Devleti mesela Balkanları 400 yıl idare etmiş, oradan vergi olarak aldığından çok daha fazlasını hizmet olarak iade etmiş. Ama bakıyorsunuz bazı başka devletler, onlar da başka yerlere ordularını göndermişler. Kendilerine göre oraları fethetmişler ama oraları sömürüp bitirmişler. Bugün dünya siyasetinde önde gelen bir takım ülkeler, ekonomisi güçlü olan bir takım ülkeler sömürüyle o durumu elde etmişlerdir. Diyelim Afrika veya Asya'nın pek çok yerleri bunlar tarafından önce işgal edilmiş ve oraların yeraltı kaynakları, ham maddeleri kendi ülkelerine götürülmüş. Böylece oradaki insanları fakir bırakmışlar, aç bırakmışlar, kendileri ise zengin hale gelmişlerdir. Bunların mücadeleleri Allah'ın dinini yaymak, oraya huzur götürmek, barış götürmek gibi ulvi gayeler değildir. Bunların mücadeleleri gittikleri yerin ham madde kaynaklarını sömürmek ve kendi ekonomik imkanlarını daha da artırmaktır. Dünyevidir dolayısıyla. Ama Allah yolunda mücadele verenler gittikleri yere huzur götürürler, barış götürürler ve oraya insanlık götürürler. Kabul ederlerse de İslam'ı götürürler. Kabul ederlerse diyorum. Çünkü la ikraha fiddin, dinde zorlama yoktur. Zorla kimse Müslüman yapılmamıştır. Evet, İslam orduları dünyanın dört bir tarafına tarih boyunca gitmiş ve oralarda mücadele yapılmış. Ama bu mücadele onları zorla Müslüman yapmak için değil, İslam'ın oralarda da yaşanır hale gelmesi için olmuştur. Ve oraya giden Müslümanlar dinlerini yaşarken diğerleri de bu dinin güzelliğini görmüş ve bu şekilde İslam'a girmişlerdir. فَقَاتِلُوا اَوْلِيَا اَشْشَيْطَانِ Öyleyse siz şeytanın dostlarıyla savaşınız. Yani tağut yolunda gidenler, tağut aynı zamanda şeytandır tabir yerindeyse, siz şeytanın dostu olanlarla savaşınız. اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا Şüphesiz şeytanın hilesi çok zayıftır. Evet, yani şeytanın yolunda gidenler var, şeytan yolunda mücadele verenler var, tağut yolunda mücadele verenler var ama bu halledilemeyecek bir şey değildir. Şeytanın hilesi son derece zayıftır ve Allah'a mukabil gelecek bir şey değildir. Elem tara ilellezine, o kimselere bakmaz mısın ki gıyle lehum, onlara denildi kuffu eydiyekum, yani ellerinizi çekin ve akimus salate, namazı kılın ve atuz zekate, zekatı verin. Kendilerine böyle denildi. Bu kimselerin durumuna, tavrına bakmaz mısın? Felemme kutibe aleyhimul gitalu, kendilerine savaş yazıldığında İza ferigun minhum, bakarsın ki onlardan bir fırka, bir grup yahşavnen nas ke haşyetillah, Allah'tan korkar gibi insanlardan korkuyorlar. Ev eşedde haşyeten, hatta daha da ileri boyutta, yani Allah'tan korkmaktan çok daha ileri boyutta insanlardan korktuklarını görürsün. Bununla alakalı tefsirlerde şuna dikkat çekilmiştir. Bazı Müslümanlar zor şartlar altındayken, mesela Mekke şartlarında, Cenab-ı Hak'tan savaşa izin verilmesini istemişlerdir. Yani savaş olsa da bu durumdan kurtulsak, bize bu eziyeti yapanlarla savaşsak, dövüşsek demişlerdir. Ve bunlara o dönemde kuffu eydiyekum, yani elinizi geri çekin, doğrudan silahlı mücadeleye girmeyin, siz namazınızı kılın, zekatınızı verin veya kendinizi manen temizleyin, bunlar denilmiştir. Ne zaman ki savaşla alakalı ayetler gelmiş, hükümler gelmiş, artık savaşa izin verilmiş ama o zaman diyor bakarsın ki bunlardan bir kısmı, hepsi değil bir kısmı,
Allah'tan korkar gibi insanlardan korkar. Ve hatta Allah'tan korkmaktan çok daha ileri boyutta insanlardan korkarlar. Ve galu, ve onlar şöyle dediler böyle bir durumda. Rabbena lime ketebte aleynel gıtel. Yani ey Rabbimiz, niye bize savaşı yazdın? Böyle dediler. Beydavi gibi tefsirlerinde dikkat çektiği üzere, belki doğrudan bunu telaffuz etmemiş olabilirler. Yani Allah'ım neden bize savaş yazdın dilleriyle dememiş olabilirler. Ama halleri bunu söylemektedir. Allah-u Teala hal diliyle söylediklerini Kur'an-ı Kerim'de bize bu şekilde nakletmiştir. Peki günümüze bakan yönü, günümüze bakan yönüyle değerlendirdiğimizde, günümüzde de nice insan zora geldiğinde gerçekten İslam'ı yaşamakta zorlanmaktadır. Ve kolay şartlarda, uygun ortamlarda bakıyorsunuz İslam'ı yaşıyor ama biraz zorlanma durumu olduğunda, şartlar zorlaştığında yan çizebiliyor. Bu da bir iman zaafıdır. Aslında bir Müslümana yakışmayan bir durumdur. Allah'tan korkar gibi insanlardan korkmanın bir manası yoktur. İnsanlar neticede aciz varlıklardır. Diyelim bir ülkede İslam güzel bir şekilde yaşanırken şartlar değişebilir. Daha önce ılık gölgeli bir yaz gibiyken iklim, Şubat soğuğu esebilir, rüzgarlar sert esebilir. Böyle bir durumda bir takım Müslümanlar sarsıntı geçirebiliyor. Ve o zor şartlarda gerçekten İslam'ı yaşamak kendilerine zor geliyor. Ve artık yaşantılarını belki de İslami tarzda yaşayamaz hale gelebiliyorlar. Bu bir iman zaafı. Bundan uzak kalınması lazım. Şartlar ne olursa olsun, ben Müslümanım diyen bir kimse Allah'ın dinini uygulayabilmeli. Allah'ın hükmünü daima diğer hükümlere tercih etmeli. İşte bazıları bu şekilde savaş emri, Allah yolunda savaş emri yazıldığında dediler ki Rabbena lime ketebte aleynel gıtel. Ey Rabbimiz, niye bize savaşı farz kıldın? Levle ahartena ile ecelin garip. Yakın bir ecele kadar tehir etseydin, yani hemen şimdi olmasaydı, şimdi zamanı değil gibi böyle dediler. Gul, sen de kim? Ey peygamber, sen böyle diyenlere şunu hatırlat. Veya genel anlamda ey muhatap, sen bunlara cevap olarak de ki meta'u dünya galil. Yani dünya meta'ı az bir şeydir. Siz dünyevi mülahazalarla bu gibi Allah yolundaki mücadeleden geri kalmak istiyorsunuz ama bunlar gelip geçici şeylerdir. Makamımızdan oluruz veya servetimizden oluruz gibi endişeleriniz varsa endişeye değmez bunlar. Dünya meta'ı az bir şeydir. Vel ahiretu hayrul limeni taga. Ahiret ise sakınanlar için, günahlardan uzak kalanlar için çok daha hayırlıdır. Ve la tuzlamune fetile. Ve en ufak bir şekilde siz zulme maruz kalmazsınız. Yani Allah yolunda mücadelenizi verdiğinizde Allah bu ecrinizi zayi etmez. Emeğinizi karşılıksız bırakmaz ve diğer alemde en ufak bir zulme maruz kalmadan yaptığınızın mükafatını kat be kat alırsınız. Eynemâ tekûnû yudrikkumul mevt. Hem nerede olursanız olun ölüm size gelecektir. Yani üsttekiyle beraber değerlendirdiğimizde bazıları savaştan korkuyor ve şimdi zamanı mı, niye böyle bir emir geldi gibi düşünüyorlar. Ve savaştan korkmanın en önemli bir sebebi ölüm korkusudur. Yani savaşa giden bir kimse orada ölebilir. Bundan dolayı insanlar savaştan korkar. Allah-u Teala şuna dikkat çekiyor. Yani savaşta olmamakla ölümden kurtulacak değilsiniz. Nerede olursanız olun ölüm size gelecektir. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوْجٍ مُشَيَّدًا. Sağlam kalelerde olsanız bile, yani böyle muhkem saraylarda, sağlam kalelerde, hatta gökyüzündeki burçlarda olsanız bile kaçmakla kurtulamazsınız. Ölüm size her yerden gelecektir. Ve Allah yolunda savaşta ölmek şehit olmaktır. Çok yüksek bir fazilettir. Böyle bir şeyden korkup dünyevi bir takım mülahazalarla dünyaya tamah etmek,
dünyanın menfaatini ön plana çıkarmak bir Müslümana yakışır bir tavır değildir. Ve in tusibhum hasene, eğer kendilerine bir iyilik isabet etse, yekulu hazihi min indillah, onlar derler ki bu Allah'tan. Ve in tusibhum seyyi'e, ama kötü bir hal gelse, onlara isabet etse, yekulu, o zaman da derler ki hazihi min indik, bu senden. Yani peygamberimize ve peygamberimiz devrine bakan yönüyle açıklayacak olursak, münafıklar güya Allah'a inandıklarını söylüyorlar, peygambere inandıklarını söylüyorlar ama başlarına iyi bir hal geldiğinde Allah'tan demekle beraber, eğer sıkışık bir durum olursa bunu peygamberimize veriyorlar. Senin yüzünden bu olduğu gibi hemen böyle itham etmeye çalışıyorlar. Rivayetlere göre peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Medine-i Münevvere'ye teşrifinden sonra bir ara kıtlık yaşanıyor. O kıtlık yaşandığında münafık olanlar, ehli kitaptan münafık olanlar, o geldi böyle oldu tarzında bunu peygamberimize vermeye çalışıyorlar. Gul küllüm min indillah, sen de ki bunların hepsi Allah katındandır. Küllüm min indillah, hepsi Allah'tandır. Yani yaratma noktasında iyilik de kötülük de Allah'tandır. Biz kadere imanımızda bunu ifade ediyoruz zaten. Hayrihi ve şerrihi, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna iman ediyoruz. Şerri yaratan da Allah'tır ama sebebiyet vermek insandandır. Femali haula'il kavm, bu kavme ne oluyor ki la yekadune yefkahuna hadise, sözü anlamaya yanaşmıyorlar. Yani burada sözden murat başta Allah'ın sözü, Allah'ın kelamı olabilir. Yani Kur'an-ı Kerim'de hükümler bu derece açık olarak anlatılmışken bunlara ne oluyor ki Kur'an'ın manasını anlamaya yanaşmıyorlar? Veya genel anlamda neden bunlar laftan anlamıyor? Halbuki hakikatler o derece açık. Bir başka yönüyle hadis ve hadise aynı kökten gelir. Olayların dili. Yani bunlar olayların akış seyri içinde neden ibret almıyorlar? Neden dikkat etmiyorlar? Neden olayların dilini anlamaya yanaşmıyorlar? Bu anlamda da değerlendirebiliriz. Mâ asâbeke min hasenetin feminallah, sana gelen her bir iyilik Allah'tandır. Ve mâ asâbeke min seyyiyetin femin nefsik, gelen kötülük ise nefsindendir. Ve arselnâke linnâsi rasûle, biz seni insanlara rasul olarak gönderdik, elçi olarak gönderdik. Ve kefâ billâhi şehîde, buna şahit olarak Allah yeter. Değerli izleyenlerim, biraz önce küllüm min indillah denilmişti. Hepsi Allah'tandır. Burada iyilikler Allah'tan, kötülükler nefisten denildi. Bunlar arasında mana itibariyle birbirine zıddiyet yok. Yaratma noktasında iyilik de kötülük de Allah'tandır. Ama sebebiyet verme noktasında kötülükler insanın kendi nefsindendir. Bunu şöyle anlatmaya çalışayım. Mesela diyelim şu anda görmemiz için şartlar müsait. Allah görecek göz vermiş. Görülecek eşyayı yaratmış. Aynı zamanda ışık da var. Bunun neticesinde biz görüyoruz. Bu Allah'tandır. Allah'ın verdiği gözle, Allah'ın yarattığı ışıkla, Allah'ın yarattığı eşyayı görüyoruz. Ama görmemek bizdendir. Gözümüzü kapatırız ve bir şey görmeyiz. Bu bizdendir. Öte yandan bir insan, diyelim Allah ona zeka vermiş, kabiliyet vermiş, bu zeka ile ilim öğreniyor. Bu Allah'tandır. Ama kendisinde zeka olduğu halde ilim öğrenmiyor. Zeka tarlasını nadasa bırakmış. Bu kendindendir. Yani Allah ona vereceğini vermiş ama o kimse bunu değerlendirmemiş. Bu açıdan baktığımızda bütün iyilikler Allah'tandır, kötülükler ise nefsimizdendir. Cenab-ı Hak vaktimizi en iyi bir şekilde değerlendirmeyi ve daima iyi şeyleri yapmayı hepimize nasip eylesin ve kötülüklerden bizleri muhafaza eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.